Arkadaşlar hepinize Kocaeli'den selamlar. Bugün sizlerle Kocaeli Renault Ernaz bayisindeyiz. Bugün yeni Clio'nun en uygun fiyatlı, en boş paketini manueli inceleyeceğiz. Umarım keyif alacağınız güzel bir video olacak. En boş pakette bizlere neler sunuyor Clio? Yeni görüntüsüyle Clio'da bakalım neler var, neler yok. Onları göreceğiz. İçeri geçelim. Daha fazla da sizleri bekletmeyeyim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. İçeri geçiyoruz. Karşınızda yeni Renault Clio. Arkadaşlar sizlerle bugün Kocaeli Renault Ernaz bayisindeyiz. Clio'yu inceleyeceğiz. Equilibur paketiyle beraberiz. Biliyorsun paket isimleri değişti artık Clio'da. Biz sizlerle en uygun fiyatlı olan Clio'yu inceleyeceğiz. En boş donanımlı. Bakalım Clio bizlere en uygun fiyatlarda neler sunuyor onları göreceğiz. Ön tarafta her zamanki bir tasarımdan başlamak istiyorum. Ya yeni Clio'nun ben ön tasarımını gerçekten çok sevdim. Özellikle gündüz aydınlatmaları harika olmuş. Otomobilde yapılabilecek en güzel güncelleme buradaki gündüz aydınlatmalarıyla beraber far grubu olmuş. Hemen gelelim. Basic ledlerimiz var. Bakın burada gündüz aydınlatmalarımız en boş paket dediğimizde bile burada geliyor. Onun olması güzel. En azından şurayı kesmemişler. Ya bunu kesmemeleri güzel. Bizim incelediğimiz versiyon 1.0 TC Eco 100 beygir olan versiyon arkadaşlar. Bu arada SC'leri hani artık ben çok tercih etmiyorum açıkçası. SC de bir tabii tercih şehir içinde kullanılabilir ama 100 beygir veya 90 beygir olan versiyonlar kesinlikle ideal olacaktır. Burada piyano bilek detaylarımız var. Yeni Renault logomuzu burada görebilirsiniz. Herhangi bir sis farı grubumuz yok. Aktif hava kanallarımız burada mevcut görüyorsunuz. Araçta herhangi bir çarpışma önleyici veya şerit takip sistemi mevcut değil. Hemen yan tarafa gelelim. Jantlarımızla başlayalım. Çelik jantlarımız var. Alüminyum alışımlı jantlarımız yok. Bunlar kapak arkadaşlar. 185-65R15'lerle gelmiş. En boş pakette bakın burada davulmaz herhangi bir yalıtım halısı görmüyorsunuz. Anahtarda herhangi bir katlanır ayna veya anahtarsız giriş çalıştırma gibi bir seçeneğimiz mevcut değil. Arka tarafa geldiğimizde bakalım herhangi burada da bir yalıtım malzemesi görünmüyor. Benim en çok hoşuma giden arka tasarım olarak söyleyecek olursak stopların tamamen kırmızı olması değil artık burada siyah detayların bulunması bence çok şık durmuş. Burada görüyorsunuz düz bir çizgi halinde stoplarımız var. Bunların full paketlerinde biliyorsunuz aşağı doğru geliyor ve 3 boyutlu bir görüntü oluyor. Şöyle bir şey var. Arka tasarım biraz daha değiştirebilirlerdi. Çünkü Clio 5'lerden çok bir farkını göremiyorum ben. Belki bu stoplar biraz daha uzatılabilirdi. Biliyorsunuz Megane'larda uzatılmış bir, uzun bir stop var. Belki ona benzetilebilirdi ya da farklı bir tasarım olabilirdi. Tek ayırt edebileceğiniz tampondaki buradaki siyah detaylar yeni Clio olduğunu. Logodan zaten direkt anlıyorsun. Bir de stopların o iç renginin daha gri ve siyah detaylardan oluşması buralardan anlaşılıyor. Yeni bir Clio oldu. Hemen gelelim. Daha önce Clio'lardaki de eleştirim buydu. Tam plakalığını oradan açıyorsunuz. Yağmur ve çamurlardan sonra orada birazcık kir birikebiliyor. Ama genelde hemen hemen her otomobilde var. Şimdi gelelim. Burada ben size bagaj litresini yazacağım. Halı hissiyatı güzel. Üst taraftaki kumaş detayları hoş. Araladığınızda burada bakın şöyle bir malzeme çıkıyor. Burada bir LPG tankımız var. Bakalım. Burada herhangi bir göz yok. Hani koyabileceğimiz. Artık kendi gözünüzü burada kendiniz yaratmanız gerekecek. Şöyle tekrardan şuradan kapatalım. Güzel detaylar var. Gene her zamanki gibi arka kapıyı açma yerimiz. Buradan. Gene içine geçelim. İç tarafta bakalım ne gibi değişiklikler olmuş. Onları görelim. Şöyle geldiğimizde yeni Clio'nun içi artık bu şekilde. Evet giriyoruz. Şöyle kapatalım. Sizlere de bir geniş açıya alayım ben. Evet şu görüntü gayet güzel. Aracımız 6 ileri manuel arkadaşlar. Güzel bir dijital ekranımız var. Bu dijital ekranda neler var bakalım. Tüketim, mesafe, lastik basınç uyarısı. Bunları eko monitör bunları görebiliyorsunuz. Tabi araçta LPG olduğu için LPG göstergesini de bakın buraya koymuşlar. Güzel bir detay olmuş. Hoşuma gitti bu. Ayarlar ve LPG seviyesiyle ilgili yeni ayarlarımız mevcut. Çok fazla oynayamıyoruz. Herhangi bir görüntü değişimi olmuyor. Yan tarafa buraya gelelim. Hız sabitleyicimiz ve far ayarımızın olduğu bir yer var burada. Far anahtarlarımız Renault'larda biliyorsunuz burada kolda oluyor.
Evet, iş tarafta malzeme kalitesine gelecek olursak tamamen plastikler bizi karşılıyor. Burada bakın bir deri görünüm var. Aslında eski Clio'dan farklı bir görüntü yok buradaki deri kalitesi açısından. Hemen hemen aynı diyebilirim ben sizlere. Burada aynalarımızı elektrikli bir şekilde ayarlayabiliyoruz. 4 cam otomatik bir şekilde geliyor. Arkada camla ilgili bir çocuk kilidimiz var. Güzel bir göze sahibiz. Burada bakın LPG'nin açma kapama düğmesini görebiliyorsunuz. Burada küçük bir gözümüz var. Hava menfezlerimiz. Buraya geldiğimizde bakalım ön göğüs. Burası da tamamen plastik. Buralar plastik. Burada bir teybimiz var. Ne olacak? Bunu dışarıda direkt bunu çıkarıp güzel bir ekran sonradan alabilirsiniz. Esprit üst modellerinde buralarda kumaş detaylar var arkadaşlar. Burada tamamen manuel bir klimamız var. Eko modumuzu buradan alıyoruz. Dörtlerimiz buradan. Kapı kilitlerimiz tekrardan burada. Start stopumuzu buradan on off edebiliyorsunuz. Burada güzel bir gözümüz var. 12 voltluk girişimiz var. Burada bir göz var ama kullanımda değil. Siz isterseniz farklı bir şey için bu gözü açabilirsiniz. Dediğim gibi altı ileri manuel bir şanzımanımız var. Buraya geldiğimizde herhangi bir kol çağımız yok. Manuel el frenimiz. Yan tarafı şuraya geçelim hemen. Gayet geniş uzunlamasına yeterli derecede yeterli seviyede yani bir torpido gözümüz var. Yukarı doğru çıktığımızda bakalım. Burada sarı bir aydınlatmamız var. Şu anda akü birazcık zayıf arkadaşlar. Sarı bir aydınlatmamız var. Buraya gelelim. Herhangi bir şekilde ayna yok. Bu beni üzdü. En azından sürücü tarafında bir ayna, makyaj aynası olabilirdi. Yolcu tarafında da mevcut değil. Karartmalı herhangi bir aynamız yok. Düz standart bir ayna kullanılmış. Evet, koltuğu ben kendime göre ayarlayayım hemen. Şu direksiyona gelirsek direksiyon tasarımı benim hoşuma gitti. Özellikle şu köşeli tasarım, orta göbek ve şu logonun görünümü, burada piyano bilek kullanmaları güzel. Sadece bu kauçuk bir direksiyon, deri direksiyon kullanılmamış bu pakette. En boş versiyonlarda tabii fiyatları da birazcık uygun tutmak için birazcık malzemelerden kısmaları gerekiyor açıkçası. Şimdi benim boyum 1.92. Kendime göre ayarladım. Bakın diz mesafemi görüyorsunuz. Tabii bana göre baz almayın. Küçük bir otomobildeyiz. Sonuçta B sınıfı bir araçtayız. Şimdi arkaya geçelim. Arka taraftaki detaylar nasılmış? Bir de onları sizlerle görmek istiyorum. Buradan hemen açıyoruz. İçerisi bizi karşılıyor. Gelin bakalım. 1.92 bir oturmasına göre ön tarafta. Arkada gene bir parmak diyebileceğimiz mesafe var ama baş mesafem kalmıyor. Şöyle rahat oturursam ancak yani şu şekilde dizlerim değiyor. Tabii bana göre bir baz almayın kesinlikle. Sonuçta ben standartların üzerinde bir boyum var. Bakalım tamamen plastik bir kapı içi. Şurada görüyorsunuz kapı kolları da plastik. Hatta şöyle bakarsak ön tarafta da kapı kollarımız plastik arkadaşlar. Burada herhangi bir deri detayımız yok ama cam otomatik olması arka camlarda İyi olmuş çünkü onu da eski versiyonlarda Joy pakette göremiyorduk. Buraya bir kol çak alınabilir, düzeltilebilir diye düşünüyorum. Bu tarafta bakalım kol çağımız yok. Arka tarafta veya arabanın herhangi bir tavanında aydınlatma yok. Sadece ön tarafta aydınlatma bulunuyor. Arka taraftan da bu şekilde bir görüntüsü mevcut. Gelin dışarı çıkalım. Bu arada dörtlülere de bakalım sizlerle. Bakalım nasıl yanıyor. Ben sizlere bir de fiyat bilgisi paylaşayım. Biliyorsunuz ki marka modeller artık her şeyden kısıyorlar ve her şeyi artık opsiyon haline getirdiler. Bu otomobilde de opsiyonlar var. Yedek lastik olsun, LPG olsun bunların hepsi opsiyon biliyorsunuz. Ama şu anda Renault'un sayfasına girdiğinizde bu otomobili 985 bin liradan sahip olabiliyorsunuz. Evolution veya Esprit modellerine, Alpine Esprit modellerine geçtiğiniz zaman tabii bu fiyatlar çok daha artıyor. Ben sizlere güncel fiyat listesini hemen buraya koyuyor olacağım. Arka tarafta sinyallerimize baktığımızda halojen sinyaller kullanılmış stop grubunda. Aynalarımızda bakalım. Arkalar aynalarımızda LED var. Ön tarafa geldiğimizde de gayet güzel. Önceki paketlerde, Joy paketlerde incecik küçücük bir tane hemen burada bir sinyal oluyordu. Bunun gündüz aydınlatmayla beraber bir sinyal olması benim hoşuma gitti. Evet yani Clio'dan anlatacaklarımız bu kadar. Equilibur pakette artık böyle mi okunuyor bilmiyorum. Birazcık biliyorsunuz okunmalar da kişiden kişiye değişebiliyor. Şöyle gelelim. Paket ismini 10TC Eco 100 beygir.
bu şekilde görebilirsiniz. Bu tavsiye edilen fiyat tabi metalik renk mesela. Bunda opsiyon üzerinde farklı opsiyonlar da mevcut. Onlar eklendiğinde şu anda standart fiyat 985 bin liralık bir fiyatı var. Sizler bu otomobili bu fiyatlarda tercih eder miydiniz? Yoksa üst paketlere çıkar mıydınız? Lütfen bunları yorumlarda yazmayı unutmayın. Beni seviyorum. Güzel bir video oldu bence. Bilgilendirici de oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.